zalim gibi bir ifade kullanması üzerine döndüm, gönül aynama baktım. Bir iç muhasebe yaptım. Şimdi o sanatçımızı da muhasebe yapmaya davet ediyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'e yüklendi. Kırmızıgül'ün sosyal medyada paylaştığı mesajlara tepki gösterdi. Şimdi ben o sanatçıya sesleniyorum, sanatçımıza. Diyarbakır'da, Çınar'da katledilen bu çocukların arkasında hangi zalimlerin olduğunu düşünsün. Ondan sonra zalim kavramını kime kullanabilecekse o zaman kullansın. Bizim adaletimize, vicdanımıza, merhametimize şahitlik edecek o kadar çok insan vardır ki. Bizim elimizde tek bir masumun, bırakın kanı, gözyaşı dahi yoktur. Davutoğlu, terörle mücadele master planı için istişare sürecinin ikinci gününde konuştu. Şehirlerimiz barikatlardan, çukurlardan ve silah deposu olmaktan kesinlikle arındırılacaktır. Ve bütün vatandaşlarımız huzura kavuşacak. Yeni bir dönüm noktasındayız. Başbakan bölgeden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi Nuh'un gemisi gibi yeni bir dirilişe, yeni bir yönelişe giden bir gemi. Hala birileri terörle yol almaya çalışıyorsa, şehirlerimizi silah yanağı haline döndürüyorsa, bu özgürlük ortamını yok etmeye çalışıyorsa onlara da asla izin vermeyiz. Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesini Toledo gibi yapacağız demişti. Bu benzetmeye gelen eleştirileri de yanıtladı. Bunu faşizm ve Franco rejimiyle karşılaştırmaya çalışan bir takım ucuz yorumlar dile getirdiler. Biz faşizmin zihniyetini de biliriz. Başbakan terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. HDP'yi hedef aldı. Bölücü terör örgütü ve onun uzantısı olan partinin sözcüleri bugün ısrarla kamuoyunu tahrik ediyor. Bununla yapmaya çalıştıkları Türkiye'yi yeniden eski Türkiye'nin kargaşaya, çatışmaya dayalı düzene çekmektir. İstiyorlar ki onların çatışmacı ortamına biz de ayak uyduralım, devlet eski devlet olsun ve terörü besleyen krizler yeniden yaşansın. 12 Eylül zihniyetiyle onun çıkardığı bölücü terör örgütünün zihniyeti temelde aynı faşizan zihniyettir. Davutoğlu terörü bir sektöre benzetti. En büyük zararı Kürt vatandaşlara verdiğini söyledi. Terör bugün kandan, gözyaşından, nefretten beslenen bir sektör. Bu terör şebekesinin en büyük zararı Kürt vatandaşlarımıza verdiğini artık herkes görüyor. Barikat kuran, çukur kazan katilleri, birileri de kahraman dirençliler olarak selamlamaya kalkıyor. Bunların insan hak ve özgürlüklerden herhangi bir nasibi yoktur. Kimse tahriklere, provokasyonlara, duygu sömürülerine, algı operasyonlarına bakmasın. Kimse bunlara kanmasın. Türkiye bugünleri mutlaka geride bırakacak.